sıfır eşit olan denklemler. 1. A ve B reel sayı olmak üzere gençler A kare artı B kare eşittir 0. Ya da 2. A ve B reel sayı olmak üzere mutlak değer A artı mutlak değer B eşittir 0 olduğuna göre kesinlikle A eşittir 0 ve B eşittir 0 olmak zorunda arkadaşlar. Başka türlü mümkün olmaz. Şu şekilde yazdım. Neden? Çünkü A kare artı B kare başka türlü nasıl 0 olacak? Birinin negatif birinin pozitif olması gerekir ki 0 eşit olsun. O da olamayacağına göre çift kuvvet. Dolayısıyla ikisinde 0 olması gerekir. Ya da mutlak değer A artı mutlak değer B ne zaman 0 olabilir toplayınca? Hocam hiçbir zaman. Çünkü mutlak değer alıyorsun pozitif çıkacak. Diğeri de pozitif. Pozitif iki sayının toplamı nasıl 0 olabilir? Sadece ve sadece içleri yani A ve B 0 olduğu zaman arkadaşlar. Bir uygula yapalım daha iyi kavrarız. Zaten soruları bunlarla ilgili karşılaştıkça oturacak gençler. X ve Y reel sayı olmak üzere (3x artı 4y eksi 20'nin karesi artı 2x eksi 4y'nin karesi eşittir 0) olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır? Arkadaşlar sorunun orijinal halini yazdım. Şimdi bakın burada zaten sol taraftaki anlatmış olduğum kazanımın aynısı. İki sayının kareleri toplamı hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz. O zaman 3x artı 4y eksi 20 eşittir sıfırdan 3x artı 4y eşittir 20 olmalı gençler. Birinci denklemimizi yakalamış olduk. Bunu bir çerçeve için alalım şu şekilde. 2. 2x eksi y. Arkadaşlar bunu buraya yazacağım. 2x eksi 4y eşittir sıfırdan da. Çünkü sıfır eşit olmak zorunda gençler. Bunu da çerçeve için alacağım. Dolayısıyla iki tane denklem yakalamış olduk. Artık ortak çözüm yapabiliriz. Ortak çözümden yani 3x artı 4y eşittir 20. 2x eksi 4y eşittir 0. Direkt toplayalım bunları. Zaten artı 4y eksi 4y var. Bunları topladığınız zaman gençler bunlar cırt cırt. Yani 5x eşittir 20 olacak. X eşittir buradan 4 olarak bulunmuş olur. Bunu bir bulut içine alalım. Peki y'yi de bulalım. Herhangi birinden gençler. Bakın burada yapsak daha iyi olacak. Çünkü daha kısa ve kolay olacak. Yani 2x eksi 4y eşittir 0 idi. 2 çarpı 4 eksi 4y eşittir 0'dan. 8 eşittir 4y ise y eşittir 2 olur. Bunu da bulut için alalım. Bir de ne soruyor soruda dikkat edecek olursanız. X eksi y farkı. X eksi y eşittir. 4 eksi 2 ise gençler burada da 2 olarak bulmuş oluruz. Olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Arkadaşlar x ve y reel sayı olmak üzere mutlak değer içerisinde iki denklemin toplamı 0 eşit verilmiş. Ne demiştik kazanımda hatırlarsanız mutlak değer a artı mutlak değer b eşittir 0 olmak üzere a eşittir 0 ve b eşittir 0 olmalıydı. O zaman bunu bir çerçeve için almıştık. Yine anlattık farkındaysanız. En azından bir kere daha tekrar etmiş olalım. O zaman yazıyorum diyorum ki 2x artı 3y eksi 24 eşittir 0'dan 2x artı 3y eşittir 24 oldu. Bir birinci denklemimiz. Diğeri de yan tarafa yazalım. 3x eksi y eksi 14 eşittir 0'dan 3x eksi y de 14'e eşit oldu. Arkadaşlar iki tane denklem bulduk. O zaman ortak çözüm. Şunu bir çerçeveleyelim bunları. Çünkü bunları birazdan kullanacağım. Şurada yapalım o işlemleri de. Yerimiz var nasılsa. 2x artı 3y eşittir 24 denklemi ile 3x eksi y eşittir 14 denklemini vermişler bize. Geçer. Bunu uzatalım şu şekilde. Neyi yok edeceğimize karar verelim. Bakın ben alttakini 3 ile çarparsam 3y eksi 3y birini götürür. Yani 2x artı 3y eşittir 24. 9x eksi 3y eşittir 3 kere 14 42. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman renkli kaleme al Nevzat. Artı 3y ile eksi 3y cırt cırt. O zaman yazıyorum artık. 11x eşittir 66 ise x eşittir 6 olarak bulunur. Bunu bir bulut içine alalım. Hem de mavi olsun şöyle.
Arkadaşlar x eşittir 6 bulduktan sonra herhangi bir tanesinde ben yukarıdakini seçtim. 2x artı 3y eşittir 24 denkleminde x yerine 6'yı koyarız. 2 çarpı 6 artı 3y eşittir 24'ten 3y eşittir 18, 12, 24'ten 12 çıkar 12, y de 4 çıkıyor. Bunu da bulut için alalım. Hocam bu da yeşil olsun gençler. Yeşil bulut gördük ara sıra. Peki bana ne soruyor? X artı y toplamı kaçtır diyor gençler. O zaman x artı y toplamı eşittir 6 artı 4'ten 10 olarak bulmuş oluruz. X ve y reel sayı olmak üzere 2x eksi 3y artı 2'nin karesi artı 4x eksi 3y eksi 8'in karesi eşittir 0 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar ne demiştik hatırlarsanız a kare artı b kare eşittir 0 olmak üzere iki sayının kareler toplamı 0 olamayacağından a eşittir 0 ve b eşittir 0 olmalıdır. Bunu bir çerçeve içine alalım gençler. Zaten bunları anlatmıştınız hocam. Teşekkür ediyoruz dediğinizi duyuyorum. Ne demek gençler? Yeter ki öğrenin. O zaman yazıyorum. Diyorum ki 2x eksi 3y artı 2 eşittir 0 ise 2x eksi 3y eşittir eksi 2 olacak. Bu birinci denklem olarak kalsın. Diğerini yan tarafa yazalım. 4x eksi 3y eksi 8 eşittir 0'dan 4x eksi 3y de 8 olarak bulunur arkadaşlar. Bunları bir çerçeveleyelim. Buyurun. Bir denklem bu. Bir denklem de bu gençler. Bunlara yan tarafta yok etme metodu. Yani ortak çözüm yapacağım. Yani 2x eksi 3y eşittir eksi 2. 4x eksi 3y ise gençler 8. Bir tanesini eksiyle çarpıyorum. Şunu eksiyle çarpalım. Eksi 2x artı 3y eşittir 2. 4x eksi 3y eşittir 8. Taraf tarafa topladığımız zaman bakın burada artı 3y ile eksi 3y cırt cırt. 2x eşittir 10 ise x eşittir 5 olarak bulduk. Hocam bunu da çerçeveleyin güzel oluyor dediğinizi duyuyorum. Gençler buyurun ne demek? Peki diğerini de bulalım. Herhangi bir tanesini yerine koyacağım. Yani 2x eksi 3y eşittir eksi 2 denkleminde 2 çarpı 5 eksi 3y eşittir eksi 2 gençler. 2 kere 5 10 artı 2 diyelim sol tarafa çektim. Bunu da sağ tarafa gönder gitsin. Y de buradan arkadaşlar 4 olarak çıktı. Bunu da renkli kalemle çerçeveleyeceğim yine. Arkadaşlar zaten bize soruda x kaçtır diye sormuşlar. Ben biraz gaza geldim. X eşittir 5 olarak bulmuş oluruz. X ve y reel sayı olmak üzere x eksi 3 eksi 16'nın mutlak değeri artı 2x artı y eksi 11'in mutlak değeri eşittir 0 olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır? Arkadaşlar ne yazıyorum bakın hiç üşenmiyorum. Mutlak değer a artı mutlak değer b eşittir 0 olmak üzere a eşittir 0 ve b eşittir 0 olur. Bunları zaten anlattım. Soruları da içerisinde anlatıyorum. Gençler iyice otursun kafanıza. Peki o zaman yazıyorum. Diyorum ki x eksi 3y eksi 16 eşittir 0'dan x eksi 3y eşittir 16 olur. Diğerini de yapalım. 2x artı y eksi 11 eşittir 0'dan 2x artı y eşittir 11 olarak bulunur gençler. Şimdi bunları da çerçeve içine alalım. Yani bir bu denklem bir de bu denklem olarak bulmuş olduk. Bunları yan tarafta yok etme yapacağım gençler şimdi renkli kalemle. Yani x eksi 3y eşittir 16. 2x artı y eşittir 11 toplamı yaparsak neyi yok edeceğiz de bakalım. İkisini de sorduğu için bu defa arkadaşlar ben diyorum ki şunu 3 ile genişletelim. X eksi 3y eşittir 16. 6x artı 3y eşittir 33. Bunları taraf tarafa toplayalım. 3y ile eksi 3y birimini götürecek. Cırt cırt. O zaman yazıyorum. 9, 7x dilim sürüştü. Eşittir 49 ise gençler buradan x eşittir 7 olarak bulmuş olursunuz. Yine bunu da çerçeveliyorum. Peki y'yi bulmamız için de herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Ben alttakini kullanacağım bu defa. 2x artı y eşittir 11 olarak verilmiş. 2 çarpı 7 artı y eşittir 11 ise gençler 14 y de eksi 3 çıkıyor. Bunu da bir çerçeveliyorum.
Peki bakalım şimdi ne soruyor bize? X eksi y fark kaçtır diyor arkadaşlar. X eksi y fark eşittir 7 eksi eksi 3'ten 10 olarak bulmuş oluruz. A artı B artı C eşittir 0 olduğuna göre X artı Y artı Z toplamı kaçtır? Gençler burada yolda haritam belli. Bakın A artı B artı C eşittir 0. A artı B artı C artı C'nin 0 olması için kesinlikle A'nın 0 olması gerekiyor. Çünkü mutlak değer ve B'nin 0 olması gerekiyor ve C'nin de 0 olması gerekiyor. Peki yazalım o zaman. Şuraya bir anca yazalım. 2X eksi 3Y artı Z eksi 8 eşittir 0 olacak. 2x eksi 3y artı z eşittir 8. Birinci denklemimizi yakalamış olduk arkadaşlar. Bunu bir çerçeveleyelim. Peki 2. X artı 3y eksi z eksi 7 eşittir 0'dan. Buradan da arkadaşlar x artı 3y eksi z eşittir 7 olacak. Bunu da bir çerçeveliyorum. Çünkü 3 tane elimde denklem var. 3 tane bilinmeyen var dolayısıyla. Diğerini de sağ tarafa yapalım. 4x artı y eksi 2z artı 21 eşittir 0'dan. Buradan da gençler 4x artı y eksi 2z eşittir eksi 21 olarak yazılabilir. Yine bunu çerçeve içine aldım ve geliyorum şimdi yukarıya ortak çözümden. Arkadaşlar mantık belli. Ortak çözümden. Hangilerini kullanabilirsiniz? Bakın burada artı z var. Burada eksi z var. Birbirini götürdüklerini gördüğüm için ben bunları alt alta yazıyorum. Bakın şimdi 2x eksi 3y artı z eşittir 8. Diğeri de x artı 3y eksi z eşittir 7'den. Topladığın zaman taraf tarafa gençler. Z'ler birbirini götürecek. Cırt cırt. Yani 3x eşittir 15. Hocam y'ler de götürecek. Peki cırt cırt yapalım onları da. X eşittir 5 çıktı gençler burada. Bunu da bir çerçeveleyelim. Yani x'i bulmuş olduk aslında biz. Y ile z'yi de bulmamız gerekecek. Onun için renkli kalemi alıyorum yine. Bakın. Hangi ikisini kullanabilirsiniz? Sonuncusunu kullanabiliriz. Mesela x yerine 5 koyalım. Şurada. Gençler. 20 artı y eksi 2z eşittir. Eksi 21'den. 41 eşittir. Arkadaşlar 2z eksi y oldu. Bunu bunun için alıyorum. Bir tane daha y ve z'ye bağlı denklem yakalamanız lazım. Onu da hangisi daha kolayınıza giderse onu yapabilirsiniz. Bakın ben yine bunu kolayıma geldi. X yerine 5 koyalım. 5 artı 3y eksi z eşittir 7'den arkadaşlar. Yine bakalım şimdi diğer alacağım. 3y eksi z eşittir 2 olarak da bunu bulmuş oldunuz. Artık bu ikisini de kullanabilirsiniz. Y 2z eksi y eşittir 41 gençler. Eksi z. Buraya yazalım hani peş peşe olsun diye. 3y eşittir 2'den. Yukarıdakini 3 ile çarpıyorum gençler. 3 kere 2 6 5z eşittir. 3 kere 1 3 123. 2 daha 125. Bunu renkli kaleme yazalım gözüksün. Z eşittir arkadaşlar. 25 olarak bulmuş olduk. Bunu bir çerçeveleyelim. Z'yi 25 bulduk. Peki bir tek ne kaldı elimizde? Arkadaşlar X'i bulduk, Z'yi bulduk, Y'yi bulacağız. Herhangi bir tanesinden. Bakın ben yine bunu kullanmak istiyorum. Şu şekilde alayım şuraya. Şu şekilde aldım. 3Y eksi 25 eşittir 2'den. Buradan arkadaşlar 27 Y eşittir 9 çıkıyor. Bunu da çerçeve için alalım. Peki ne soruyor? Bakalım şimdi soruya. Hocam diyor. Bize diyor ki X artı Y artı Z toplamı kaçtır? X artı Y artı Z toplamı eşittir arkadaşlar. X'i zaten 5 bulmuştuk. 5 artı 9 artı 25'ten 39 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.